Evet, siz Aa, yeni, yeni karşılaşacaksınız değil mi? Kaç zamandır onlar da birbirlerine hasretti bu arada. Şimdi oturup yasımızı tamam. yasım tutacağız tamam mı? Fatma ve Güler. Size sarılabilir Evet, selamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Her Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun. Nereye alalım? Böyle mi oturtalım? Şöyle oturtalım. Buyurun Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Yusuf ve... Mehmet tutuklandı artık. Evet teşekkür ederim size ve sizin ekiplerinize. Hı hı, biraz sesle konuşalım Fatma. Size ve sizin ekiplerinize çok teşekkür ediyorum. Bizim yapamadığımızı siz yaptınız. Kızımın sesini kimse duymadı siz duydunuz benim kızımın sesini. Çok teşekkür ediyorum. Şurama birazcık da olsa bu serpildi. Ben beş gündür yemek yiyemiyorum, içemiyorum ve açlığımı, susuzluğumu hissetmiyordum. Dün gece yemek yedim ve rahat uyudum. Mork'ta ben çocuğumu görürken çocuğumun gözü açıktı. Ağlamayacağım. Oturup kızımla beraber yasımızı tutacağız. Ben buna inanıyorum. Ama ikinci aşamaya da geçmek istiyorum ben. Kafamda çok soru işaretleri var. Ne o? Var, çok var. Hani kimseyi suçlamak istemiyorum İntihar ben. İnkar ettiği gece... O geceyi de araştırmalarını istiyorum. Benim çocuğum intihar edecek bir kız değil. Neşeli, cıvıl cıvıl. Bakın dört tane çocuğum var. Hani kimsenin psikolojisini bozmaya niyetim yok burada. Dördünden inanırım ama Eda'dan asla. Eda demeyin bana. Eda intihar edecek bir kız değil. Babası ölmüş. Üç gün sonra benim neşeli kızım geri yerine geldi. Benim babam ölmedi ki. Yani neşesi, psikolojisi yerinde olan bir kız. İntihar edecek bir kız değil. O tehditlerden Yusuf ve Mehmet'in tehditlerinden. Evet o da var. O da var. Olayı. O da var. Ama intihara Bunlara... sürüklenecek bir kız değildi bu. Bana teselli veren bir kız. O gün beni Ne ar... demek istiyorsunuz Fatma Hanım? Ne demek mi istiyorum? Ne olur kızım lütfen. Benim demek istediğim şu. Orada üç kişi vardı benim kızımla beraber. İntihar ettiği evde. İntihar ettiği evde. O evi araştıralım biz. Üç kişi derken bir yani abi Eda ile beraber. Abi bir bir dedikleri abla var. var. üçü Pardon. beraber mi? Özür dilerim. Bu benim babam da olsa gözünün yaşına bakmam ben. Babamın gözünün yaşına bakmam. Benim bugün toprağa. Sen kardeşini verdiysen ben kızımı verdim toprağa. Kimse kusura bakmasın. Herkes cezasını çekecek burada. Şimdi Eda bu cinsel istismar olayından sonra bir hafta boyunca bir evde kalıyor intihar ettiği o ev var ya yüksek katlı. O ev Gülerlerin, Eda Nurların işte arkadaşlarının abi abi dedikleri bir adamın evi. Şimdi ben bazı detaylar öğrendim. O adam 50-60 yaşlarında bir adam. Siz normal karşılığı çıkan o kadar Dur. değildi. Burada görüntüsü çıkar mı? Görüntüyü verebiliyor muyuz? Yok. Bir dakika. 50-60 yaşlarında bir adam bu adam Urfalı ve evli. Urfalı mı? Ve bir de ikisi var. Evli Ufalı olduğu değil. halde. Ha, Bu hayır. adam Urfalı değil. Urfalı bilmiyorum. Ha, hadi değil başka mi? bir. Tamam gel. Nereli bir önemli yok. Umurumda değil. Nereli, nereli, nereli olduğunun önemi yani hayır eşi Urfa'da diye biliyorum. Yani bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum yani adam, adam Ankara'da. Dur ben anlatayım meseleyi. Adam Ankara'da ev tutuyor. Karısı ben Urfalı diye biliyorum. İşte, Doğu Anadolu bölgesinde bir yerde galiba. Güneydoğu veya Doğu Anadolu'da. Yani karısı orada demek istiyorum. Evli. Bu adam, abi abi denilen bu adam 50-60 yaşlarında böyle ben fotoğrafını gördüm. Öyle adam adam biri. Bazı kızlarla samimi fotoğrafları var. E, bu adam da ne hikmetse yurttan çıkan kızlara sahip çıkıyormuş. Öyle mi şeymiş? Acaba çocuk öyle. esirgemeden çıkan kızlara sahip çıkıyormuş. Ona mı kalmış sahip O çıkan görüştü, kızlara. o görüştü. Evet. Adamın da o abi abi denilen o adamın da e, beraber olduğu kız da çocuk esirgemedi, yurt kaçağı. Yurttan kaçan 16-17 yurt yaşlarında bir kız. Samimi evet, de, bağlanan var. mı? Ben evet. diyorum ya bu evet. çocuklar, bu çocuklar işte anne babalar bu çocukları bırakmasa yurtlara ben ne dedim size iki gün önce ben çocuk esirgemeye girdim haber yaptığımda oradaki çocukların hepsini yüzde seksenin doksanının anne babası var. Oraya bırakılan çocuklar keşke anne babalar daha fazla sahip çıksa da kız çocuklarına bu adamlar kendi çocuklarına bu adamlar da böyle fırsatçılık mı artık bilmiyorum veya ona mı düşmüş yurttaki kızları alıp da sahip çıkmak evli barkı gitsene evine. Evli barklı adammışsın sen. Senin ne işin var yurttan çıkan kızlar? Ne ne amacın var? Şimdi ben nasıl iyi bir şey düşüneyim? Ben düşünüyorum. Bak ben ama bak ben kızları suçlamıyorum. Kızlar bak ben gerçekten 16, 17, ya 18 yaşında diyorsun ya. Daha beyni yeni yeni gelişiyor. 18 yaşında çocuk. Anadan uzak, babadan uzak. Yurtta büyüyor. 40 tane bir kız, bir tane kadını anne anne diyor. E bu çocuklar sevgiye muhtaç, ilgiye muhtaç. işe, mühtaç, gelire işe muhtaç, gelire muhtaç. Adamlardan belki de hani ya benim hayatım kurtulur deyip hadi kanıyorlar gidiyorlar. Ama keşke anneler babalar daha fazla sahip çıksa da bu çocuklar e, o yurtlarda yetişmiş olmasaydı. Tabi herkesin de bir gerekçesi vardır. Tamam yurtlarda bakılıyorlar ediliyorlar ama sevgiye muhtaç büyüyorlar. Şimdi o adamın evinde bir hafta boyunca kalıyor Eda Nur. Eda Nur'la beraber işte o adamın sevgilisi denilen genç bir kız yurttan çıkan başka bir kız kalıyor. E Güler de dedik ısrarla abla biz o adama güveniyorduk bu adama güvendik. O adamın 50-60 yaşında hani derler ya kerli ferli adam. Ne iş var o adamın sizinle yavrum? Şu şekilde söyleyeyim. Evet ben, ben bu insana güveniyorum. Dur. Fakat onun da eğer hatası varsa o da çıksın. Hala güvenemiyorum. Güveniyorum diye Öyle biliyor musun? Niye güvenesin bunu? ki? Neyine güveniyorsun? Senin sen baban mı? Söyleyeyim, adam. Söyleyeyim. Niye sana Senin baban mı bu adam ya? Ben 3 yıl sokakta kaldım. 3 yıl yemin ederim. Hani bir iki üç hafta sokakta kaldım ben. Ve bu adam bana gel Ankara'ya sana burada ev tutayım, iş bulayım, gir bu işte çalış anlının teriyle diye Niye diyorsun. dışarıda kaldın e, Güler? Abi ben gidecek hiçbir çıktı. yerim yoktu. Benim gidecek hiçbir yerim Anne. yoktu. Hiç kimsem yoktu benim. Ben Niye ben, gitmedin annene? Biz gittik. Aradan bir ay falan geçti. Tartıştık, kavga ettik bir arkadaşımız yüzünden. Öyle evden çıktık, gittik yani. Olaylar falan oldu. Ev açtım çıktık. ben onlara. Onu dile getirsinler. Ben onlara ev açtım, ben onlara eşya aldım desin ki yapmadın, desin. Annelik görevini sen yapmadın. Tek derdim kızım sizden ricam alkol kullanmak yok. Yurttan çıkan bir kız çocuğunu da aldılar. Tamam sana sahip çıksınlar dedim. Ona da razıyım dedim. Anne kirasını ödeyecek istemiyorum ben. Ben o kızın kirasını bile istemiyorum. Sırf birbirinize keleplenin diye. Ben de kızım yurtta büyüdü. O yurt çocuğuna da sahip çıkmak istedim. Amacım buydu. O bir zaman Senin vakit... de burada bir amacın var bana göre. Bak bu insan Burada bana ne amacım ki... olabilir? Benim Hı. acaba şu an Bak, senin mezarda. Hayır, hayır, şu an yerde yatan senin kardeşin Beni, de benim çocuğum değil mi? değil mi? Benim çocuğum bu. Benim burada. anlatmak istediğim evet bu adamın suçu varsa bu da yakalansın. Ben Kusura buraya bakma, kadar. benim babamın bile suçu varsa gözünün yani... yaşına bakmayın. Benim bile suçum varsa benim bile ne gözüm yaşına bakmayın. Ben anlatabiliyorum şu an alsınlar değil mi? götürsünler. Anlatabilirim Şimdi... ben ki... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.